Evet, herkese merhaba. Bugünkü test konum 2016 model 1.5 dizel motor hacmine sahip 90 beygirlik Renault Semboll. Bu araç gördüğünüz gibi Joy pakete sahip. Önce size teknik detaylarından bahsedeyim. Ondan sonra içini dışını motorunu tanıtayım. Ondan sonra da sürüşe çıkalım isterseniz. Gelin teknik detaylardan bahsedelim. 1.5 dediğim gibi motoru var. 90 beygir, 12.2 saniye hızlanması var. 3.9 litre de karma tüketim var. Bu arada gördüğünüz gibi kapısı açıktı arabanın. Belirli bir süre geçince kendini otomatik kilitledi. B segmenti bu araç bildiğiniz gibi. Fransızlar Renault grubuna ait. Dizel dediğim gibi 220 torku var. 167 km bölü saat son sürati var. Dediğim gibi 12.2 saniye hızlanması var. 5 ileri şanzımanı var. Şanzımanın oranları gayet uzun oranlı 5 ileri olmasına rağmen. Bunları sürüşte ama daha detaylı bahsedeceğim. 50 litre deposu var. 4.4 litre şehir içi. Şehir dışı da 3.7. Dediğim gibi karmada da 3.9 litre yakıt tüketimi var. Uzunluğundan bahsedeyim size. 4.348 mm. Genişliği 1.494 mm. Yüksekliği 1.517 mm. 1.059 kilo. 510 litre bagaj hacmi var bu aracın bildiğiniz gibi. 185 15 inç 65 yanaklı lastikleri var gördüğünüz gibi. Şimdi kendi kilitlendiği için araba tekrardan açacağım. Açmadan anahtarını göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi standart. Gayet sustalı. Sustalı değil işte düz böyle standart bildiğimiz bir anahtarı var. Buradan açılır. Buradan kilitler. Açtık gördüğünüz gibi. Buraya basınca açıldı direkt bagaj. Bagajın açılması tabi aracın fiyatının düşük olması sebebiyle çok kaliteli hissettirmiyor. Bagaj kapağı da gayet gördüğünüz gibi ince. Herhangi bir kaplama yok, direkt saç bırakmışlar buraları. Gördüğünüz gibi her şey meydanda böyle bakınca. Ama tabi fiyatını, segmentini düşününce de kötüleyemem. Gördüğünüz gibi burada bir yay var işte. 510 litre bagaj gayet derin. Altında yedek lastiği falan var. Güzel. Derli toplu işinizi görür. Aileye uygun. Aile uzun aile seyahatlerinde rahat rahat bagajını doldurup gezebilirsiniz. Arkadan gördüğünüz gibi aracın tipi bu şekilde. Lastiklerimiz dediğimiz gibi 15 inç. Gelin isterseniz arka koltuğunu göstereyim size. Joy paket olduğu için bu aracımız böyle elle açılır. Manuel cam. Diyeceğim bu eksi, gerçekten eksi. Hala daha bunu kullanmaya devam ediyorlar boş paketlerinde. Bence artık otomatiğe geçebilirler. Bunun ne kadar maliyeti var bilmiyorum ama yani artık otomatik olması lazım. Yenilerinde dahi hala da böyle arkada manuel çevirmeli cam kullanıyorlar. Bence bundan vazgeçmeliler. Malzeme kalitesi beklediğiniz üzere her yerde sert plastik var. Gördüğünüz kolunuzu dayadığınız kısmın her yerinde. Hatta böyle kesim yerlerinin böyle hani ucuz naylon plastikler olur böyle hani taşar kenarları falan. Onlar mesela hep izleri burada var öyle. Direkt kesim olduğunun. Burada küçük bir alan var. Ama gene 0.5'te iki tane su sığar buraya. İnip binmesi kesinlikle hiç zor değil arabaya. Gayet rahat oturuyorum. Kendi arkama oturdum. Ortalama 1.85 iki adam. Önlü arkalı çok rahat gider. Hatta 1.90 bacağını açar mesela. İki kişi, o bile belki rahat gider, hiç sıkıntı olmaz. Burada gördüğünüz gibi yani belki bardaklık niyetine kullanabilirsiniz. Burada bir alan var. Şoförün neredeyse yok denecek kadar az. Burada 3 kişi gidilir, hiç sıkıntı yok. Kol dayaması mevcut değil. Ama arkası gerçekten çok rahat arabanın. Uzun yolda ben bu arabayla şahsen uzun yollar seyahat yapabilirim. Hiç beni rahatsız etmedi. Oturuşu minderi yumuşak. Rahat ettim gerçekten. Konfor odaklı bir araba ya. Hani o kadar kötü bir araba değil kesinlikle. Arkadan da öne birazcık yüksek konumdan bakıyorsunuz. Aracın içi çok ferah. Tavandan yana hiç sıkıntı yok. 5 4,5 parmağım kalıyor. Ya çok rahat 1.92 adam bile önlü arkalı gider. Gördüğünüz gibi tutamakları falan var burada. Önde de var. İşte güneşlikler var gördüğünüz gibi önde. Hiç fena değil. Derli toplu gayet. İşte ses sistemi var. Kolunuzu dayadığınız kısımlar yine ergonomik. Ama tabii yumuşak malzemeyle kaplansa uzun yolda mesela kolunuz daha az ağrır. Bir de tabii bir yerden sonra sıcak havalarda burada plastik olduğu için terleme yapabilir. Kapı kapanma hissine gelirsek arkadaşlar bakın.
Yani başarılı değil doğruyu söylemek gerekiyorsa. O biraz teneke hissini alıyorsunuz doğruyu söylemek gerekiyorsa ama gene de fena değil. Kapıları çok ağır değil doğruyu söylemek gerekirse, biraz hafif. Ön iki cam otomatik dediğim gibi. Burada da o plastik malzemeden kullanmışlar. Ya daha doğrusu şöyle bir şey var. Bazı arabanın mesela ön kalitesi çok yüksek olur, ön taraftaki kalitesi. Arkada mesela çok boşlarlar. Sembol öyle değil. Her yerde eşit bir kalite sunuyor. Hani arkadaki ne kadar kaliteye sahipse öndeki de o kadar kaliteye sahip. Hem koltukta, işte kolunda dayadığı kısımda vesaire. Ergonomi problemi hiçbir yerde yapmamışlar. Bu gerçekten takdir ettim bunu. Gördüğünüz gibi burada geniş, arkaya doğru giden, hatta şöyle birazcık arkaya gidiyor. Geniş bir alan var. Hoparlör var. Kolunuzu dayadığınız kısım. Kapı açma. Ön cam otomatikleri. Ama aynalar maalesef manuel. Hani buradan oturayım, yan tarafa da geri park manevralarında ayarlayayım dediğiniz zaman o tarafa uzanmak zorundasınız. Üzülerek söylüyorum. Şimdi arabanın ön tarafına bindik. Arabanın ön tarafı gayet ergonomik. Koltuklar rahat. Baldır destekleri gayet yeterli. Yanal destekleri, bir spor araba olmadığını varsayarsak, gayet günlük kullanıcının işine yetebilecek kadar baldır desteği var. Koltukları salladığımız zaman oturtulması falan güzel. Oturuş hissi yumuşak. Gayet, yani olması gerektiği gibi gayet başarılı. Koltukların hiçbir ergonomi sorunu yok. Burada eko modumuz var. Far yükseklik ayarını yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. İşte klima menfezleri böyle çevirmeli. Gayet beğeniyorum ben bunları. Hoşuma gidiyor benim. Böyle kapatabiliyorsunuz. İşlevsel. Gösterge kısmı gayet güzel. Gece ufak bir aydınlatma oluyor arkasından. Gayet yakışıyor arabaya. Şimdi anahtarını takalım. Bir çalıştıralım arabayı. Siz de bir çalışmasını dinleyin. Anahtarı kontağa takıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ışıklar yandı. Vitesimiz boşta. El frenimiz çekik. Çalışması falan gayet aslında doğruyu söylemek gerekiyorsa arabanın. Sarsıntısız, titreşimsiz. Dizel motor kesinlikle kaba çalışmıyor. Klimasını da açalım mesela. Kliması gayet yetiyor arabanın içine. Aşırı kuvvetli bir klima değil ama günlük hayatta gayet içinizi görür. Bakın araba çalışıyor şu an mesela. Rölanti sesi çok içeri rahatsız edici bir şekilde gelmiyor. Tabi dizel olmasından dolayı birazcık ses geliyor ama gayet normal. Direksiyonu gördüğünüz gibi bu şekilde. Sinyal kolları burada. Böyle bu şekilde. Çevirme hissi hiç fena değil ama tabi kaliteli de değil. Şöyle çevirdiğinizde far, böyle yaptığınızda sisleriniz yanar. Mesela burada şu gördüğünüz nokta nokta tuştan şu gördüğünüz küçük ekranı yönlendirebiliyorsunuz, dijital ekranı. Bakın göstereyim. Servise işte ne kadar kaldığını, saati, kilometresini, her şeyini görebiliyorsunuz, lazım olan her şey ise. Motor sesi de gördüğünüz gibi bu şekilde. 1.5 dizel ünitenin. Kapı açma kapama sesleri. Ya biraz yankılanma yapıyor ama çok rahatsız edici değil kesinlikle. Üst düzeyde, üst yerde malzeme kalitesi sert. Burada bir eşya gözü gibi bir şey yapmışlar. Hava yastığı. İki tane var. Yanlarda hava yastığımız maalesef mevcut değil. Torpidosu gayet geniş, derin. En dibe kadar dalıyor. Hiç fena değil. Her şeyinizi alır. Herhangi bir kaplaması yok ama rahatsız edici bir sıkıntı da yok. Önde gördüğünüz şekilde 2 bardaklık. Onun arkasında da böyle bir telefon koyabileceğiniz bir alan yapmışlar. Burada da güzel bir alan var. Yani gayet derli toplu. Vites de bu şekilde gördüğünüz gibi. Bana fikrimi sorarsanız, yani şimdi arabanın her yerinin mesela sert malzemeyle kaplı olması bir eksi ama yani en azından fonksiyonellik, ulaşılabilir, ucuz olması sebebiyle de çok da eleştirmek istemiyorum. Direksiyon gördüğünüz gibi bu şekilde. 117.000'de bayağı kötü soyulmuş. Yani materyal kalitesi arabanın doğru söylemek gerekirse iyi değil ama fiyatının da hakkını maalesef veriyor yani. Ülkemizdeki arabalar çok pahalandı artık. Hani 50-60 bin civarına mesela şu an bulunabiliyor, 60-70 bine. Artık normal karşılıyoruz o yüzden. Bu malzeme kalitesi o yüzden pek gözünüze batmamalı bence. Kapı kol dayamaları gene de hiç fena değil. Kapıyı tutup esnemeden açabiliyor. Fazla ses de çıkarmıyor. Gelin size ses sistemini dinleteyim aracım birazcık. Biz kaybediyorduk. Hani herkes çok seviyordu da.
Şöyle söyleyeyim, müzik sistemi çok başarılı değil ama Bluetooth fonksiyonu olsun, USB'si, AUX'u, her şeyi var. Gayet yeterli o yüzden. Hani büyük bir eksi söyleyemeyeceğim. Tabii basit izi net vermiyor ses sistemi ama günlük hayatta da işinizi görür. Camlar gördüğünüz gibi otomatik. Ama tam otomatik açılıp, hani tek tuşla otomatik açılıp tek tuşla da otomatik kapanmıyor. Bu bence bir eksidir. Vites yollarından bahsedeyim size. Vites yolları birazcık karışıyor doğruyu söylemek gerekiyorsa. Hani sanki çubukta tutturulmuş da hani basit hissettiriyor doğruyu söylemek gerekiyorsa. El freni bu şekilde gördüğünüz gibi. Direksiyonu falan gayet elinize oturuyor. Yumuşak sayılır, sert değil, hidrolik direksiyon. İçinden bahsedeceğim detaylar size şimdilik bu kadar. Gelin motor kısmına da bakalım. Bir de son olarak şunu göstereyim size. Renault'un buradan sesi açıp kapayabildiğiniz, işte çağrı cevaplayabildiğiniz bir tuşu var mesela. Bu fonksiyonel gayet. Kontağını kapattık. Gelin isterseniz motoru açayım ben. Ondan sonra videoyu devam ettireyim. Evet arkadaşlar. 1.5 dizel ünite. Senelerdir aşina olduğumuz, severek kullandığımız birçoğumuzun motor. Motoru anlatmaya gerçekten gerek yok. Bir Mercedes'te de daha iyi bu motor kullanılıyor yani. 65 beygirden tutun da 110 beygire kadar bir sürü varyasyonu var. Kaşkai'de kullanıldığı, yani aklınıza birçok Megane grubunda vesaire her yerde kullanılan bir motor. Daha önceden 700 bin kilometre dolanına dahi binmişliğim vardır. Uzun ömürlü. Bakımını yaptığınız sürece sizi üzmeyecek derli toplu bir motor. Kesinlikle performans olarak atik hissettiriyor araba. Hani çok hızlı bir araba değil ama turbo olması sebebiyle de kesinlikle kötü hissettirmiyor. Şurada bir kaplaması var gördüğünüz gibi. Hiç fena değil. Senelerdir aşina olduğumuz 1.5 dizel ünite. Şimdi ben bu aracın bir de sağlamlığından bahsetmek istiyorum. Mesela Euro NCAP testine, yani girmemiş bu araba ama Latin NCAP diye bir test sayfası geçen gün rastladım. 4 yıldızlı hava yastığı olan, yani 4 tane hava yastığı olan versiyonu makyajcı kasasının sokmuşlar. 4 3 yıldız almış. 2 tane hava yastıklı mesela Sandero'yu sokmuşlar. Hatchback'i var bir de bunun. Biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Sandero'yu sokmuşlar. Dacia Sandero'yu. 2 hava yastıklı bu araba gibi. O 1 yıldız alabilmiş. Sağlamlık yönünden yani pek bir şey demek istemiyorum. Bence birazcık az gibi ama tabii kullananlar, daha ayrıntılı kullananlar daha iyi bilgi verebilir başından. Bir kaza geçmiş olan bir insan tabii ki de ne kadar sağlam olduğunu benden çok çok daha iyi biliyordur. Şimdi gelin isterseniz sürüş kısmına geçelim. Kamerayı dondurayım, sabitleyeyim, sürüşe çıkalım. Diğer detayları da sürüşte bahsedelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar. Dış tanıtım ve motor tanıtımlarımı incelediniz. Gelin şimdi sürüş kısmından devam edelim. İlk önce şanzımandan bahsedelim. Şanzımanın kavraması bir tık yukarıda Renault klasiği olarak. Renault'lar birazcık zaten yukarıda kavruyor. Ve geçişleri nasıl desem size birazcık böyle boş hissettiriyor. Bakın çıkan sesleri duyuyor musunuz? Karışıyor mu? Bir tık karışıyor ama çok can sıkıcı bir sorun yok. Mesela sıfırına göre farkı ne derseniz, sıfırın mesela daha böyle geçişleri biraz daha kemikli ve tok. Bunda birazcık yumuşama var ama abartılacak bir yumuşama da değil. Gene de fena değil. Hiçbir sıkıntısı yok öyle, hani rahatsız edecek günlük kullanımda canını sıkacak bir sıkıntı yok. Sadece geçiş hissi birazcık yumuşak. Şanzıman geçişleri iyi değil dedik ama şöyle bir şey var. Mesela 5. viteste 120 civarında giderken 2000 devir civarında hızlı gidiyorsunuz. Yani şanzıman çok uzun oranlı. Şanzımanın uzun oranlı olması demek, yani yüksek süratlerde mesela hani 120-130 otoban süratlerinde giderken devrinizin düşük kalmasını sağlıyor. Hem yakıt ekonomisi yapıyorsunuz hem de motor sesi bariz gelmiyor. Hani yormuyor sizi. Düşük hızla gitmek zorunda kalmıyorsunuz. Mesela eski atmosferik arabalarda hani devir yüksektir mesela, hani kimi araba 100'de giderken 3000 devir bile yapıyor hani. Onu düşününce tabii 2000 devir yapması 120 ile çok güzel bir şey. Buna gerçekten saygı duydum. Vites geçişleri iyi dedik. Motor 90'lık. Ortalama 1500 devirde gücünü üretmeye başlıyor. Sizi koltuğa yaslamaya başlıyor. Gaz azıcık bassanız da size yeterince atiklik sağlıyor. 90'lık ya, böyle sıfır yüzüne bakınca şey diyor insan ya, çok atik bir motor değil hani. 90'lık da olsa 1.5, yani 90 zayıf gibi gelebilir çoğu kişi. 13-12 saniye civarında bahsetmiştim zaten size teknik detaylardan.
Hani 12 saniye çoğunuza hızlı gelmeyebilir. Ama şöyle söyleyeyim, kullanırken gerçekten iyi hissediyorsunuz. İleride birazdan performansını göstereceğim. Performansını göstereceğim yana gelmeden bir şey söylemek istiyorum. Darbe yemişlerinden bahsetmek istiyorum. Aracın yayları gerçekten çok yumuşak, konforlu. Çok bozuk yollardan gidiyorum, tümseklerden geçiyorum. Gerçekten konforu çok iyi. Konforundan gerçekten memnun kaldım ben sembolün. Hiçbir sorun sezmedim. Bakın 40'la geçeceğim şimdi buradan. Tam 40'la geçiyorum. Gayet güzel. Şimdi performansını göstereyim size şu düzlükte. Sonra konfordan ekleyeceğim bir iki kısım daha var. Şimdi 2000 devirde 40 km ile gidiyorum. Tapa gazı yapıştırdım. Araba hızlandı. 70, 80, hatta 90. Gördüğünüz gibi gayet güzel gidebiliyor. Ama mesela frenler işte çok fazla güven vermiyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Tepesine çıktıkça o size bir geri tepki uyguluyor. Yani beni kısaca sakin sür diyor araba. Bir de konforu iyi dedik. Tabii konforun iyi olmasının dezavantajı, virajlarda hissediyorsunuz. Dönüşlerde yatmalar olabiliyor. İşte hızlı girdiğiniz virajlarda dağıtabiliyor, kafadan kayabiliyor. Ama bu şimdi şöyle düşünün. Bu araba gazlama arabası değil. Aile arabası, ekonomik gezip binme arabası. Amacını çok iyi yerine getiriyor. Bir de şurada gelin dönüş yapını göstereyim size. Şimdi şurada en sağa yanaştım. Bakın dönüş yapına bakalım. Birinci vitese taktık. Tam turu verdim. Dönüş yapı iyi mi diye sorarsanız bence gayet başarılı. Şehir içinde vesaire gördüğünüz gibi tek hamlede çok rahat bir şekilde dönebiliyor. Ya burada dönmekte zorlanan arabaları bile şahsen testime yer verdim. O yüzden hiç kötü değil yani dönüş yapı. Şehir içinde çok rahat manevra yaparsınız. Direksiyon da hafif zaten. Çok kolay çevirmesi vesaire. Şimdi dediğim gibi konfordan birazcık daha devam edelim bahsetmeye. Şimdi araba virajlarda yatıyor evet, ama tabii konforunda bunun da hani yumuşak olmasının bir etkisi var. Mesela ailecek 5 kişi bindiğiniz zaman tümseklerden, köy yollarından vesaire çok konforlu bir şekilde böyle acımadan sürebilirsiniz arabayı. Hiçbir yerde altını bıraktı, altını vurdu ve yüksek hızla işte atıyorum bir tümseğe girersiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Hani şu işte lastik yamuldu vesaire, hani jantım yamuldu. Hiç öyle o tarz problemler, sıkıntılar yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şeyler düştü, maskelerimiz, kusura bakmayın. Hiç öyle sıkıntıları yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama şöyle bir konforuyla ilgili bir eksi negatif yan söylemek istiyorum. Mesela hızlı sürdüğünüz zaman çok böyle bozuk veya hızlı sürmeseniz bile hani arka arkaya gelen bozuk yollarda süspansiyonun çalışma sesi birazcık zayıf hissettiriyor. Ama fiyatının, segmentinin ulaşılabilirdiğini düşündüğümüzde tabi normal. O da zaten böyle mesela arka arkaya gelen tümseklerde biraz sesli çalışıyor ama konfor namına hani pek bir kayıp yaşatmıyor size. O yüzden büyük bir eksi olarak nitelendiremeyeceğim. Çünkü arabanın fiyatı, segmenti belli. Yakıt tüketimini hepiniz biliyorsunuz zaten artık 1.5 dizelin. Yani şehir içi 5.5 litreyle bile gezebiliyorsunuz. Hiç dikkat etmeden 5.5-6 litreyi çok rahat yakalıyorsunuz. Uzun yolda 80-90 gittiniz mi 3.5-4 litreler. Bakın tümsekten geçeceğim. Bozuk yoldan, pardon. Hiç sıkıntı yok yani. Arka arkaya geldiği zaman bir çalışma sesini duyuyorsunuz. Lakırtılar, tıkırtılar geliyor. Onun harici dediğim gibi yakıt tüketiminde de bir sıkıntı yok arabanın. Az yakabiliyor. Ayağınıza hani en fazla gazın üstüne koysanız bile 6 civarı, 6.5 civarı çok hızlı süren bir adam bile uzun dönem 6.5-7'nin üstünü ben çok sanmıyorum göreceğini. Ki o da zaten çok 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 hızlı süren bir insan için geçerli. Normal bir kullanıcı 5.5-6 ile çok rahat gezebilir bu arabayla. Hiç sıkıntı yaşamaz. Kliması çok kuvvetli mi? Kliması acayip kuvvetli değil ama yeterince işinizi görecek kadar soğutabiliyor. Hiçbir sıkıntı yaşatmaz yani. Isıtıp soğutmasında bir sıkıntı yok. Kısa bir dizel olduğu için mesela kışın birazcık geç ısındığı için araba birazcık fazla üşüyebilirsiniz benzinlisine göre. Benzinli araçlara göre. Mesela buradan dönelim. Bakın mesela bu tümseye, gerçi girmeyeyim şu an araba geliyor. 20 ile girecektim. Hani yatmasını az çok gösterecektim size.
Şimdi geçelim serbest. Debriyaj gördüğünüz gibi bir tık yukarıda kavruyor. Alışmanız lazım. Bakın arabanın ben zorlamasam da virajlarda burkulduğunu, sağa sola yattığını çok rahat hissedebiliyorum. Yalıtımına gelmek istiyorum. Yol tutuşu son olarak kapatırsak hani birazcık zorlamazsanız düzgün aile kullanımlarında hiç sıkıntı yaşamazsınız ama ani mesela tepkiler istediğinizde böyle direksiyonun geç geldiğini, arabanın esnediğini, virajlarda işte bazen arkasının çok abartırsanız da önden kopabildiğini unutmayın. Hani düzgün kenardan kenardan işte otobanda da işte otoban süratlerinde normal kullanımlarda ama bir sorun teşkil etmez. Bir de otoban kullanımlarında demişken mesela süret olarak 160 km civarında bir son süreti olduğu söylense de hani belki ben internette gördüm işte 200'ün üstüne çıkan da var da şahsen ben 150'nin üstüne çıkmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum ne kadar yol boş olursa olsun. Çünkü 150'nin üstünde araba hiç güven vermemeye başlıyor. Bir tırım vırım vesaire yanından geçerken hele 160-170 gibi hızlardaysanız baya baya tedirgin ediyor hani. Normalde çıkmanızı hiç kesinlikle tavsiye etmem. Otoban süratlerinin hani üstüne çıkmayın bu arabayla 120'nin üstüne. En azından frene bastığınızda hani yavaşlarsınız kötü bir senaryoda önünüze bir şey atlarsa vesaire. Dediğim gibi motor atik. Yalıtım konusuna gelelim. Yalıtım. Şimdi yalıtım şöyle arkadaşlar. Motor sesini birazcık duyuyorsunuz ama daha kaba dizeller kullandım. Beni çok motor sesi acayip şekilde rahatsız etmedi. Motor sesi anlamında ben bir sıkıntı yaşamadım. Yani sorun teşkil eden bir sorun yok. Normal gelmesi gerektiği kadar geliyor. Alt takım seslerini duyuyorsunuz dediğim gibi. Bir de şey sıkıntısı var. Mesela tümsekten geçeceğiz. Gördüğünüz gibi birazcık çalışma sesi geliyor. Ama içeriği yine kesinlikle rahatsız etmiyor. Mesela 90'ın 100'ün üstüne çıktıktan sonra rüzgar sesleri gelmeye başlıyor. Yol sesi de bariz bir şekilde giriyor içine. Yol sesi de 90'dan 100'den sonra geliyor dediğim gibi. Ama segmentini kalitesini düşündüğümüzde büyük bir sorun teşkil etmiyor. Gördüğünüz gibi şehir içi senaryolarında araba gayet hani turbo olduğu için atik, hiçbir sıkıntısı yok dizel ünite. Ben kısaca bu sembolü mantıklı bir araba olarak görüyorum hesapla alındığı sürece. Gayet şehir içi A noktasından B noktasına gitmek için aile arabası olabilecek nitelikte bir araba. Mesela aile babaları mesela gayet rahat binebilir bu arabaya. Çoluğun çocuğunu doldurur. 5 kişi uzun seyahatlere vesaire çok rahat gidersiniz. Kliması var, ses sistemi var, bluetooth'u var vesaire vesaire. Biraz sesli mesli ama gene de fena değil. Mesela notlarımdan size bir şeyler eklemek istiyorum. Mesela performans konusu iyi. Dönüş yapı gayet başarılı. Yol tutuşu dediğim gibi birazcık yatmalar yapsa da büyük bir sıkıntı yok. Sessizlik anlamında fiyatına göre iyi. Sürüş akıcılığı mesela. Sürüşü nasıl diye soranlar için. Sürüşü gayet yumuşak arkadaşlar. Hiçbir sorun teşkil etmez. Bunda yeni insanlar da, hani yeni öğrenen insanlar da araba kullanmayı çok rahat öğrenir. Gayet rahat kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın 3000 devri geçtikten sonra motor sesi daha bariz gelmeye başlıyor. Ondan sonra yüksek süratlerde tepkisi dediğim gibi pek güvenilmemesi gerekiyor. Trim sesleri. Trim sesleri aslında benim daha önceden bildiğim sembollerde vardı mesela. Bir 2013 vardı, bir 2015 vardı, bu 2016. 2017 sıfır aldığımızda bir şey yoktu da şimdi. Tabi o sıfır olduğu için araba pek bir sıkıntı teşkil etmiyordu. Yalıtım sesi, trim sesi vesaire gelmiyordu sağından sonuna. Bu arabanın da öyle abartılacak, hani bozuk yola girmediğini sürece şu emniyet kemerlerinin oralardan birkaç ses geliyor. Böyle konsolun monsolun hani oturtulmasında bir trim sesinde bir sıkıntısı ben görmedim şimdi trim sesi olarak büyük bir sıkıntı arabada. Ön camlar otomatik. Aracın içi ferah. Tavan yüksek. Görüş açıları anlamında. Şimdi bu astunları falan çok kalın değil. Görüş açı anlamında hiçbir sıkıntı size yaşatmıyor. Konsol mesafesi kısa. Konsol yerden yüksek. Mesela oturuş pozisyonu. Mesela yüksek oturmayı sevenler için gayet güzel. Yüksek oturuyorsunuz arabada. Yüksek oturup da mesela şey canınızı sıkmıyor. Mesela bunun eski kasasında konsol alçaktı, yüksekte oturuyordun. İnsanın belirli bir raddeden sonra başı dönüyor. Ama bunda öyle sıkıntı yok. Konsolu yukarıya almışlar. Daha başarılı olmuş. Gösterge kısmı gayet okunaklı. Hiçbir ergonomi problemi yok. Direksiyon tutuş hissi falan. Tabi malzemeleri iyi değil ama
En azından elinize oturuşu, direksiyonum gayet güzel. Burada gördüğünüz gibi bu üniteyi kullanmak da hemen elinizin altında. Dörtlüler burada. Hiç fena değil. Hani mesela yan aynaya da birazcık uzandığınız zaman kesinlikle hemen ulaşabiliyorsunuz. Son bir performansını göstereyim size. Birinci vitese attım. 2000'de bir topladı araba kendini. Gördüğünüz gibi. Çok güzel çekiyor araba ya. Hiç sıkıntı yok. Hani öyle teknik verilerine aldanmayın. Mesela bir de vites yükselt uyarısı çıkıyor sürekli. Hani ekonomi yapmak isterseniz ona uygun gitmeniz için. Yükselt vitesi, yükselt uyarısı çıkıyor. Mesela silecekler böyle siliyor. Gördüğünüz gibi. Silecek cam ses uyumuz bitmiş. Onu da yeni fark ettim şu an. Böyle gördüğünüz gibi siliyor. Hani şu alan kısmı kalıyor. Onun harici böyle şoför kısmını gayet güzel silebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Lastik basınç sensörü var araçta. Gayet işinizi görebilir. Hani en azından tekerleri göstermese de oldu da bir tekerinde dikkatinizi çekmedi diyelim. Bindiniz gittiniz. Uyarısı yandım en azından. Bazı senaryolarda hayat kurtarabilir. Camların açısı birazcık dik. Yan camlar da geniş mesela. Ama mesela yan kapı hizasına baktığımda yan kapı hizasından bir tık daha yüksekte oturuyorum ben. Kolumu dayadığım kısımda hiçbir ergonom problemi yok. Viteste öyle ergonom problemi yok. Sadece bir tık daha belki yukarıda olsa olabilirdi ama bu konumu da gayet güzel. Rahatsız etmiyor insanı. Kesinlikle hani uzun yolda falan da şehir içi de yormaz. Zaten uzun yolda vitesi pek kullanmıyoruz da şehir içinde de yormaz. Dediğim gibi konsol mesafesi de çok uzun değil. 1,5 karış. Her yerine uzanabildiğiniz. Yani hem fazla büyük değil hem de fonksiyonellik anlamında bir sıkıntısı yok. Malzeme kalitesi sert falan ama kullanım amacını düşündüğünüzde büyük bir eksi sayamayacağım ben. Fiyatı sonuçta belli, segmenti belli olan araçlar. O yüzden büyük bir sorun ben görmüyorum malzeme kalitesinde. Motor falan gayet atık ama hani böyle insan hani keyif alıyor arabayı sürerken. Frenler ama frenler mesela 3-4 tane panik fren yaptığınızda bayağı fren tepki koyuyor size. Hani yeter artık tepeye binme gibilerinden onu hissettiriyor. Farların aydınlatması halojen standartlarında böyle işinizi görebilecek kadar. Mesela göstergede aydınlatma oluyor. Farları açınca etrafında beyaz ışıklar yanıyor. Bence gayet güzel, başarılı. Sizi bir de bozuk yola götüreyim. Bozuk yoldaki tepkilerini görün. Ondan sonra da testimizi bitirelim. Bakayım atladığım, not aldığım bir şey var mı başka? Günlük hayat değerlendirmesini yazmışım buraya. Günlük hayat değerlendirmesi fiyatına göre, mesela fiyatına göre gayet ulaşılabilir. Ailenin binebileceği, çok rahat kullanabileceğiniz. Hani yeni ehliyet almış olsun, 40-50 yaş olsun hani. Daha üst düzey hani bir insanda. Yani kısaca aradıklarını bulabilir. Fazla performans beklentisi, spor araba beklentisi yoksa A noktasından B noktasına hesaplı gitmek için hani toplu taşımayı binmekten daha iyidir diye düşünüyorsa, en azından 2016 bir arabam olsun altında. Temiz beni A noktasından B noktasına götürsün. Hafif atik hissettirsin. Güzel, keyifli bir araba olsun diyorsanız tercih edilebilir. Şimdi bozuk yollara geldik arkadaşlar. Bakın bozuk yola ben 30'la gireceğim. Yavaşlayayım. Yavaşlayalım. Şu an 30'da girdik arkadaşlar. Bakın içeride hiçbir rahatsızlık yok. Direksiyon da mesela hisli. Tepkileri hissettiriyor. Şu an köpekleri gelebileceği için yavaşladım. Ama süspansiyonun çalışma sesi çok var işte. Benim bahsettiğim şey bu. Konfor anlamında negatif bir şey yok ama süspansiyon birazcık sesli çalışıyor. Direksiyon falan da mesela hisli mi diye soranlar için, mesela bozuk yoldan falan geçerken hissettiriyor ama araba kaymaya başladığı zaman hiçbir şekilde bir his, tepki vesaire vermiyor. Araba kaydı mı zaten hani bakarak anlıyorsunuz kaydını, daha doğrusunu söylemek gerekiyorsa. Öyle size belirti vermiyor. Sembol hakkında bahsedeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarım için kanala abone olmayı, videolara like atmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.